Herkese selam Teknoloji Oku takipçileri. Bugün sizlerle beraber Huawei FreeClip inceleme yapacağız. O zaman tasarımıyla başlıyoruz. Yenilikçi bir tasarım dedik. Bu tasarımı eminim sizler de daha önce eğer Huawei'yi takip ediyorsanız duymuşsunuzdur. Bu kulaklık diğerlerinden biraz farklı arkadaşlar. Çünkü kulak içine tam bir şekilde oturmayan CyberEdge yani açık kulak tasarımıyla bizlere gelen bir kulaklık. Cihazın kutusuna baktığımızda her zaman gördüğümüz Huawei tasarımlarına benzediğini söyleyebiliriz ama daha demin de dediğim gibi açtığımda bizi çok farklı bir tasarım karşılıyor. Bu kulaklık kulağa bu şekilde taktığınız zaman aslında her zaman olduğunu ve gördüğümüz o silikon tasarım ya da kulak içine tam oturan kulaklıklarla aynı değil. Uç tarafı top şeklinde, arka tarafı fasulye şeklini alan bu kulaklık oldukça da esnek olduğunu söyleyebiliriz. Normal TVS kulaklıkları kullandığımızda aslında hepimizin yaşadığı bazı sorunlar var. Kulağımıza taktığında düşme gibi problemler yaşıyoruz. Ama bu kulaklık neredeyse globalde 10.000 kişinin üzerine test edilmiş ve kulağınızı taktığınızda hiçbir şekilde kulağınızdan düşmeyen bir tasarıma sahip. Kulaklıkların her birinin ağırlığıysa 5.6 gram ağırlığında yani oldukça hafif, kulağınızda olduğunuzu hissetmeyecek konforlu bir deneyim sunduğunu da sizlere söyleyebiliriz. Kulaklığın siyah ve mor olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunuyor. Bunları da MediaMarkt mağazasında görüp test edebilirsiniz. Size en uygun olan kulaklığı seçebilirsiniz. Cihazın tasarımsal olarak bir farklılığı da kulaklığın herhangi bir şekilde sağ sol olarak ayrılmıyor oluşu. Yani çıkardığınız herhangi bir kulaklığı dilerseniz sağ kulağınıza, dilerseniz sol kulağınıza rahatlıkla takabilirsiniz. Bu tarafta da böyle gelişmelerin olması kulaklığı oldukça farklı kılan yanı diyebiliriz. Bunun yanı sıra şu an kulaklığı kulağıma takacağım. Zaten açar açmaz kulaklığı direkt bir bağlantı sunabiliyor. Kulaklığın tasarım olarak her zaman gördüğümüz hani 2-3 kere basarız ve müzik değişir ya. Buradaki tasarımsal kısmında kulak kıkırdağına bağlandığı için cihazda müzik değiştirmeyi teniniz üzerinden dokunduğunuz yerden yapabiliyorsunuz arkadaşlar. 2 kere dokunduğunuzda müzik değişiyor. 3 kere dokunduğunuzda ise müziğiniz durabiliyor. Bunu dilerseniz cihaz üzerinden de yapabilirsiniz ama dilerseniz teniniz üzerinden de bu değişiklikleri yapabilirsiniz. Tasarımsal olarak bu kadar yenilikçi olması, daha önce görmediğimiz kulaklıklarda bu tür özelliklerin olması Huawei FreeClips'i sektördeki diğer kulaklıklardan ayıran bir başka özellik diyebiliriz. Tasarımsal olarak kısaca değinmem gereken bunlardı. Şimdi ise ses kalitesine gelelim. Çünkü bu kulaklık açık bir kulaklık olduğu için herkesin kafasında soru işaretleri olabiliyor. Açık kulaklık, dışarıdan ses geliyor, okey. Ama bunu yüksek ses kalitesiyle oldukça önlüyor. Zaten bu kulaklık, şunu başta belirtmeliyim ki parantez içerisinde, çok yüksek bir şekilde eğer müzik dinleme deneyimi istiyorsanız tabii ki tercih etmemeniz gereken bir kulaklık. Yani tam aktif gürültü engelleyici olsun, hiçbir şekilde bir sesi duymayayım diyorsanız tercihiniz bu yönde olmayabilir. Ama siz eğer sporcuysanız ya da gün içerisinde çok fazla telefon görüşmesi yapıyorsanız, iş için olsun ya da herhangi başka bir şey için olsun, bu cihaz gerçekten tercih etmeniz gereken bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Çünkü başta da söylediğimiz gibi kulaklık tarafında çok konforlu ve kulağınızda hissetmediğiniz bir kulaklık olduğu için gün içerisinde size kolay bir kullanım sunuyor. Ses kalitesine geldiğimizde ise kulaklığın 10.8 milimlik çift mıknatıslı sürücüleri bulunuyor. Yani siz yine de kulaklık her ne kadar açık tasarım olsa da müziğinizi açtığınızda basları, tizleri, vokalleri çok rahat bir şekilde hissedebiliyorsunuz. O konuda kafanızda herhangi bir soru işareti de olmasını istemem. Huawei FreeClips ile beraber telefon görüşmeleri de oldukça kaliteli bir şekilde iletiliyor. Cihazın 3 tane mikrofonu var. Burada rüzgara dirençli, konuşma mikrofonu ve VPU teknolojisini gördüğümüzde söyleyebiliriz. Bu teknolojiler yapay zeka ile beraber, zaten incelemesini daha önce yapmıştık. Dilerseniz orada izleyebilirsiniz. Mikrofon dışarıdaki sesleri çok iyi bir şekilde süzebiliyor. Siz biriyle konuştuğunuz zaman dışarıdaki sesleri o kişi duymuyor. Bu gerçekten ultra iyi bir özellik. Zaten bu cihazı tercih eden kişiler genelde iş görüşmeleri için, kulağında her zaman olması gerektiğini hisseden kişiler içindir. Onlar da telefon görüşmelerine tabii ki sessiz bir ortamda karşıya iyi bir şekilde iletilmesini isteyecektir. Bu yüzden bu cihaz gerçekten mikrofon teknolojisinde iyi bir teknolojiyi bizlere sunduğunu söyleyebiliriz. Sona doğru gelirken bu cihazın batarya kalitesinden ve pil ömründen de bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Tek şarjla 8 saate kadar dayanabilen Huawei FreeClips tam şarjla 36 saate kadar sizin kulağınızda bir müzik deneyimi sunabiliyor. Ek olarak belirtmem gerekiyor ki cihazında aynı zamanda IP54 sertifikası var. Yani suya ve toza oldukça dayanıklı. Bu da demek oluyor ki eğer siz spor yaparken terlemeleriniz oluyorsa ya da dışarıda yağmurlu bir havadaysanız cihazın buna oldukça dayanıklı olduğunu da belirtmek istiyorum.